Vai, gente, Fasyon. Yalanları söylemekle kitap okuyorsunuz, kafanızdaki ses bir tiyatro ses sanatçısı tadında mı mesela? Savaş sırasında güçlükle iş bulunabiliyordu. Tarlalarda çalışamayacak kadar çelimsizdim. Köylüler çiftlikte çocuklarını ya da yakınlarını çalıştırmayı yeğe tutuyorlardı. Bunlardan seslendirmeye başlasam para kazanırım he. Yapabilirim ha. Bayce. Nedir kolonoskopi? Ya çok basit bir prosedür var. 16 metrelik bir boru kablo alıyoruz. Bayce on Power FM. Herkese iyi akşamlar. Ne habersiniz? Ne yaptınız bugün? Durun anlatmayın, ilgilenmiyorum. Adet yerini bulsun diye sorulan sorulardan biriydi. Aşırı gereksiz nezaketten kaçınılması taraftarıyım. Bay J benim adım, burası Power FM. Cuma akşamı şovumda bu akşam sizlere ailem, aile büyüklerim, evlilik, ilişkiler, ılımlı cinsellik ve adaletsiz vergi sisteminden oluşan bir espri, şaka, komiklik yelpazesi sunacağım. Her zaman yaptım. Adet bebeğim, size bir yelpaze sunacağım. Evlilikle başlayalım. Evliliğimden ne diye bahsetmek istiyorum biliyor musunuz önümüzdeki yıllarda? Ne bileyim, şöyle bir 5 sene sonra falan şöyle bahsetmek. Evlilik mi? Aa, evet, 2016'larda bir modaydı. Bir ara içinde bulundum. Vahşi, çok vahşi bir dünya dostum. Kırmızı şarabın içinde sağlığımız için iyi olduğu iddia edilen bir madde var. Evli erkeklerin çok fazla şarap içmesi gerektiği sonucuna ulaştım. Artı bu tip güzel haberlerin daha geniş kapsamlı olursa kitlesel mutluluklara vesile olması işten bile değil. Misal akşam haberlerinde şöyle geçiyor. İyi akşamlar. Kırmızı şarabın sağlığa iyi geldiği öğrenildi. Hatta kırmızı şarap içerken kucağınızda bir dansözle televizyonda derbi maç izlemenin ömre ömür kattığı da ortaya çıktı. Ve haber spikeri espriyi patlatır. Tabii karınız sizi öldürmesin. Büyük babam ve anneannemim. Sevgiyle, hep sevgiyle hatırlıyorum. İkisi de normal insanlar değildi gerçi. Dedem kendi zamanında yaşadığı zorlukları o kadar abartırdı ki. Gerçekten bize bir ders vermek için yapmaya çalışıyorduysa bile işe yaramıyordu bir noktadan sonra. Bize şey derdi, sizin şimdi suyunuz var. E ne içiyor Allah aşkına ya? Bizim zamanımızda çamuru emerdik, içindeki suyu içmeye çalıştık. Ya. Ve şükrederdik. Anneannem yaşlanınca paranoyak oldu. Şizoparanoid, yani var olmayan hayali birilerinin onu öldürmek için peşinde olduğunu düşünüyordu. 86 yaşında dul fakir bir kadını. Evet. Burada Rus ajanından bahsetmiyoruz. Zenginleştirilmiş uranyum falan kaçırmıyordu kimseden. Evine gittiğimde kapıyı açmıyordu bana hemen. Kim o? Benim anneanne, torunun Bay J. Birkaç soru soracağım, kendini bana ispat etmen lazım. Tamam anneanne, sor. Ailemizde kimin balığa alerjisi var? Ablam anneanne, ablam içeri girebilir mi? Henüz değil. Ailemizden geçenlerde babası belli olmayan çocuğu kim doğurdu? Ya ablam anneanne, ablam. Doğru doğru, ne kadar güzel bir kız, çok yazık, çok yazık. Bu arada kapının önündeyim ben ha. 1996 yılında kuzenin Roberto'nun düğününde düşüp kalçamı kırdığımda bana kim gülüyordu? Ben anneanne, ben gülüyordum ve şimdi gerçekten memnunum güldüğüm için, çünkü gerçekten çok psikopatsın. İçerik alacak mısın? Gelecek miyim bir gün ben oraya? Bir de kapı otomatiğine 15 dakika boyunca basardı açmak için. Yaşlı insanlar bunu neden yapıyorlar? Tek bir kere basmaları yeterliyken. Yapacaksa açılacak. Bir de bağırıyor yukarıdan. Girdin mi içeri? Evet anneanne, ben de girdim. 17 tane de eroinman sokak serserisi de girdi. Elini çeker misin otomatikten? Power FM. Beyinde bir şeylerin dengesini bozuyor ve genetik anomalilerle birleşince bütün o 3. sayfada okuduğumuz ya benim olacaksın ya kara toprağım falan bir şey, ama o geyikleri okumak zorunda kalıyoruz. You're listening to Bay J on Power FM. Ben bir aptalım ha. 25 senemi radyo stüdyosunda geçirdim. Meslek mi lan bu? Hiçbir güvencesi falan da yok. Rezalet bir şey. Burası Power FM. Ben akşam sunucuları Bay J'yim. Çok iyiyim, çok başarılıyım. Fantastik diyebiliriz. Yani hayal gücünün ötesinde manasında. Gönül
isterdi sizinle konuşabileyim ve bunları sizlerden duyayım ama önemli değil. Ben sizin neler hissettiğinizi tahmin ediyorum. Elimden geldiğince düşünce ve duygularınızı dile getirmeye çalışıyorum. oğlum kayak kayıyor. Keşke ben de okulda onun oğlum kadar başarılı ve pırıl parıltılı olabilseydim. Ama bir öğretmenim bile annemle babama dürüst olmamış. Belki ne olduğumu söyleseler başka bir çizgi çizerdi annemle. Dürüst olarak şunu söyleselerdi. Şunu diyemediler bak. Bayce'nin annesi babası mısınız? Oturun lütfen. Oğlunuz Bayce gerçek bir aptal. Yani sabah okula gelmek için evin kapısını nasıl buluyor biz aramızda çözemiyoruz diğer öğretmenleriyle. Biz öğretmenler kurulu olarak size şunu öneriyoruz. Bu gerçekten olmadı. Yakın, çöpe atın, çingenelere verin. Ne yaparsınız bilmiyorum ama eğer bu işi gerçekten yapmak istiyorsanız yeni bir tane yapmanız gerekecek. Net söylüyorum. İşte o zaman annemler ne bileyim. Yani evet şu anda tonla para kazanan bir şovmenim ama bu sadece tesadüf. Bunun için kimse ben dahil çaba harcamadım. Radyo şovmeni olmadan bir gün öncesine kadar burnum aktığında poposunu silen bir insanım. Gerçekten bak samimi söylüyorum. Bir kız benimle konuştuğu zaman utancımdan ağlamaya başlardım. Bu defa da yine gözlerimi sileceğime yine popomu silerdim. Popo default. Tabii doğal olarak beynim bu büyük değişimi metamorfozu kaldıramadı. Haftada iki gün terapiye gidiyorum. Haftada dört gün aslında iki günü terapistime iki gün sevgilime. İkisi de terapi sayılır. Gerçekten hangisi daha faydalı bazen bilmiyorum. Akli dengesizliğim yeni bir şey değil benim. Üç yıl yattım gençken. Hapiste yattım. Bana saati soran birini 13 yerinden kaşıkla deldim. Yemek kaşığı. Baba geçen gün eski terapistim aradı. Dedi ki selam Bahçe, 5 sene önce tedavi ettiğim hastalarımda teknik bir hata yaptım. Şimdi hepsini geri çağırıyorum. 3 ay haftada 2 gelmen lazım. Doktor dedim hangi ödemede zorlanıyorsan yardım etsek de bu palavraya maruz kalmasak biz. Hangi ödemede? Yat mı tekne mi aldın? Geçen gün terapistim bu psikoterapiyle ilgili ne düşündüğümü sordu. Vallahi dedim zengin bir yetişkinim. Kendi paramla kendi rızamla deliliklerimi anlatacak birine geliyorum. Yani aynı şeyleri sarhoşken herkese anlatıyorum. Ama sizin şu yemininiz mi bir şeyiniz var ya başkasına Allah hoşuma gidiyor. Net söyleyeyim. Zaman nasıl akıp geçiyor değil mi? Hayatı seviyorum. Yalnızca ayaklarımızın altından bu kadar hızlı geçip gitmesi beni biraz korkutuyor. Teknolojinin gelişim hızı inanılmaz. Mesela cep telefonlarına bakın. 20 sene önce, 25 sene önce yoktu. Yani 15 yıl önceki Little Weapon filmini izliyordum. Mel Gibson'ın elinde sürgülü gardırop boyunda bir cep telefonu vardı. Şimdi telefonlarda 13 megapiksel fotoğraf makinesi, video, oyun, müzik dinliyorsun. Ya şimdi yeni bir model geliyor. Büyük babam bile duyabilecek beni. 1988'de kaybetmiştik. Evet. Çok şakacı bir adamdı. Şimdi kendisinden bahsettiğimi duyunca hoşuna gitmiştir. Ya da gitmemiştir. Ama zaten birazdan anlarız. Bir sonraki anons zamanı geldiğinde beni burada mikrofon yemek borumun içine kadar girmiş bulurlarsa ki bu iyi ihtimal çok hoşlanmamış olabileceği izlenimi verebilir. Evet. Hayatı seviyoruz. Evet. Ben hayatı seven biriyim. Kendi hayatımı da seviyorum. Brad Pitt'in hayatını daha çok seviyorum. Hani bir gün Bay J, Brad Pitt sıkılmış hayatları değiştirmek istiyorsa bunu yapmaya hazırım. Umarım ailemi sever. Karım şikayet etmeyecektir büyük ihtimalle. Ben hiç şikayet etmeyeceğim. Eğer bir gün Brad Pitt'in hayatını alırsam Jennifer Aniston'la barışmayı düşünüyorum biliyor musunuz? Kadın yıkılıyor. Nasıl Angelina'ya ne mi olacak? Man Çin Halk Cumhuriyeti'nden fakir bir ailenin bebeğini evlat edinir filan unutur ne olacak be? You're listening to Bay J on Power FM. İyi akşamlar, iyi günler. Burası Power FM. En iyi, en yeni müziği dinliyorsunuz. Dinliyordunuz, şimdi ben konuşuyorum. Ama dinleyeceksiniz. Dinleyecekler. Şu anda burada olmayıp bir başka zaman Power FM'i açacak olanlar anlamında söyledim. Evet. Güzellik detaylarda gizlidir sevgili dinleyiciler. Kurcalamazsanız yüzeysele mahkum olursunuz. Adım Bahçe, yüzeyselin ne olduğunu bilmiyorum. Her şeyi incelemeyi, derinine inmeyi seviyorum. Karım bundan hiç hoşlanmıyor. Açık konuşmak.
Açık konuşmak gerekirse şu derinlemesine inceleme meselesinde hem fikir değiliz. Ona göre evli insanlar sadece birbirlerini derinlemesine incelemelidir. Başkalarını değil. Bense evliliğin hayatın sonu değil başlangıcı olacaksa bir anlam ifade etmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle bir şey de olmayacağına göre. Yani çok saçma bir şey değil mi? Anlatabiliyor muyum? Her neyse size de oluyor mu hiç? Eski bir sevgilimi gördüm geçen. Hiç öyle düşünüyor musunuz? Nasıl bir psikopattır, rahatsız, böyle geçici bunama yaşamışım da bununla beraber olmuşum diye. Ya nasıl? Hadi merak etme, hepimiz oluyor. Yani aşk bu, dengemizi bozuyor. Karşımızdaki insan olduğundan çok 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 farklı algılamamıza neden oluyor. Bana bir kez oldu. Evlendim. Sonra yılmadım, evlenmeye devam ettim. Ve o kadar abuk sabuk bir şey ki aşk, her seferinde her aşık olduğunuzda şöyle düşündürüyor. İşte bu bambaşka biri, farklı, bu benim hayatımın insanı. Hayır yanılıyorsunuz, hepsi aynı. Terapi de çok yardımcı olmuyor. Aşkınız bitince başlayın terapiye. Aşıkken gidip yormayın terapisti boş yere. O benim her şeyim, ölürüm. Taksim Meydanı'nda yerden sütlaç yerim onun için. Terapistler de tabii evet belli bir oranda empati kurmaya çalışıyorlar ama bütün gün delilerle uğraşmaktandır tahmin ediyorum. Biraz böyle bir duyarsız bir duruşları var. Var. Son gidişimde dedim ki acayip cinsel isteksizlik var bende dedim. O da dedi ki o zaman karının gözlerinin içine bak dedi. Tam da dedim sevgilimin evinde karımın gözlerini nereden bulacağım? Çok çirkin. Çok ayıp. Çok ayıp. Niye alkışlıyorsunuz gülüyorsunuz? Yapmayın. Ama evlilik işte karışık bir iş. Bir süre sonra hayatınızdan bazı şeyleri ebedi olarak, köklü olarak çıkartıyorsunuz. Üstelik bilinçli olarak çok da fazla mutsuz olmadan. Çünkü mutsuz olacak bir şey yok. 30 sene evli kaldıktan sonra adama derler ki alo zamanında uyanamadın mı? Ama işte uyanamıyorsa harala gürele geçer. Çocuğun okul parası, eşinle tartışmalar, ülkenin ekonomik durumu derken bir bakıyorsun 50 yaşında evli çocuklu en yakın arkadaşlarınız artık yatak arkadaşlarınız. Evet. Kadın kadın için erkek. Diğer yanda Sudan'da bir adam keçiyle evlenmiş. Yakalanmış hatta keçiyle basılmış. Evlenmeye mahkum edilmiş. Keçinin sahibi adamı keçiyle beraber yakaladığını ve yaşlılar komitesinin karşısına çıkarttığını söylüyor. Sapık adam Bay Tombe'ye keçinin sahibine 15 bin Sudan dinarı ödemek ve keçiyle nikah kıyma cezası verilmiş. Keçinin sahibi gece yarısı sesler duyduğunu söylüyor. Adamı keçiyle yakalamış, bir yere bağlamış ve köyün yaşlılarını çağırmış. Ne yapalım diye. Yaşlılar polise gitme demişler. Ve adama madem eşin gibi muamele ediyorsun o zaman sahibine başlık parası vereceksin demişler. Ne çakalmış ha yaşlılar. Keçiyi vermişler, parayı almışlar. Hala birlikte oldukları sanılıyor. Sanılıyor derken... Evet genç insanlar bunu metaforik bir ders olarak alabiliriz. O kadarını söyleyebilirim. Kırarsan satın alırsın. Kırılan eşyalar kırana aittir. Kırılan eşyalar ödersin yani. Daha sonra keçi düğün sırasında şöyle deyip ağlamaya başlamış. Düğünümüz için bu ahırı mı ayarladın? Açıkçası makul bir adalet sistemleri var. Hiç polise falan intikal etmeden mesele. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Ama sadece henüz sanki biraz daha rafine olmamış değil mi? Daha bir sanki böyle bir milattan önce 200'ler gibi. Louis Armstrong ünlü trompetçi ve şarkıcı öldüğü güne kadar her gün esrar içmiş arkadaşlar. Şarkısına baksanıza. I see trees of green. I see trees of green on Power FM. Evet, iyi günler, iyi akşamlar dinleyici. Keyifler nasıl bakalım? Hadi bakalım iyisiniz. Çok iyi gördüm sizi. Kırmızı yanaklar, dolu cepler, gözümüz yok. Hadi kendinizi şımartın. Gidin kendinize bir şey alın hadi. Bugün babam uğradı bana. Bir ton borcum vardı. 6 aydır ödeyeceğim. Ancak ödedim. Kriz patladı ya. Krizde duyargalarım daha iyi çalışıyor benim. Daha iyi para kazanıyorum. Neyse. 6 aydır borcunu bekleyen babama şey dedim. Hadi iyisin git gez eğlen harca bakalım paraları. Allah'tan mizah anlayışımın bir kısmı ondan... Ondan geçti bana da kafa atmadı. Atamaz da zaten çünkü 334 yaşında. Ne var ya kendi babam dalga geçemeyecek miyim ya? Adam bir de 30 kilometre yol gelmiş arabasıyla. Trafiğe girmiş kendine ait olan parayı almak için. Bir daha bana borç verirse iki olsun. Trafikten neden şikayet ediyorum bilmiyorum ben. Çok seyrek bir yerlere gidiyorum. Yani akşamüstü trafiğin ters yönünde buraya iş yerine geliyorum. Zaten motosiklet kullanıyorum.
Son günlerde şu korna olayını düşünüyorum. Neden kornaya basarız diye. Çünkü siz de kabul edin, aslında kornaya basmamız sadece sinirlerimizi yatıştırmaya yarıyor. Çok seyrektir siz kornaya bastınız diye bir şeylerin düzelmesi. Tabii kornaya basınca aracınızın önünden doğru torpido fırlatan bir düzeneğiniz varsa o zaman bir şeyler çok çabuk düzelebilir de yok. Ve düşündüm de acaba biz insanlar yanımızda da mı korna taşısak? Yani madem bizi bu kadar rahatlatıyor, söylemek istediklerimizi konuşmadan kendimizi ifade etmemize yardımcı oluyor. Mesela atıyorum hayatta her şeyimiz berbat gidiyor, sıkışıp kalmışız. Berbat kaderimizin bizi kıstırdığı köşede paramız yok, aşk hayatımız bitik. Cebinizden büyük boy bir havalı korna çıkarıp diye çalıp rahatlayabilir misiniz diye düşündüm. Bakın en çok kornaya basanlar kötü otomobil kullananlar, kötü otomobil, berbat otomobillerin sahipleri. Çünkü o arabayla trafikte fazladan 5 dakika bile geçirmek istemezler. Evet. Mesela 68 model kaplumbağanın kornasını bilir misiniz? 750 turbo supercharged lüks injection ultra bir şey aracın kornasını bilen var mı? Ben bilmiyorum, hiç duymadım çünkü. Rolls Royce'un kornası var mı? Biliyor muyuz öyle bir şey? Adamın en büyük problemi bu yaz yine her zamanki gibi Santrofe'ye mi çakılıp kalacağız yine? Öf, aman! Baktım en ucuz hesabım 500 euro geldi. Klüp 55'te yemekten artık burama kadar gelmiş. Bakın hayat o kadar basit değil ve defalarca deneyimleyip yaşamışsınızdır. Para aslında gerçek sorunların çok 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 küçük bir kısmını çözmenize yardımcı olur. Maalesef gerçek sorunları parayla çözemezsiniz. Panik atak olan arkadaşınıza yardım edemezsiniz parayla. Sizi terk eden sevgiliyi geri getiremezsiniz. Ha panik arkadaşınız ve sizi terk eden pislik umurunuzda değilse para gerçekten şahane bir olay, ama siz beni anladınız. Evet. Doberman Pitbull. Aman Allah'ım. Rottweiler gibi köpekleri nasıl terbiye ediyorlar? Ne yaptın? Ne yaptın salonun ortasına? Ne yaptım? Kaka mı yaptım salonun ortasına? Bir sorun var mı bu konuda? You're listening to Bay J on Power FM. Pitbull'a çok teşekkür ediyoruz. Bize nane oldu. Ne haber millet, Bay J ben. Bu yaptığım şey uzun yıllardır her akşam yaptığım şeyle aynı. Sadece delilik seviyem. Özlem yine şifayı kapıyorum. Delilik seviyem ilerledikçe programın başarısı da artıyor. Ama sakın kendinize ben de zır deliyim, o zaman ben de başarılı bir komedyen olabilirim demeyin. Bu belirgin özellikleri olan spesifik delilik türü bana bu konuda faydalı. Sizin deliliğiniz farklı bir alanda ufkunuzu açabilir. Gidin o konuyu bulun. Benim konuma bulaşmayın lütfen. Alanında en iyi ve tek olmanın krallığını sürüyorum. Bize en nefret ettiğin şeylerden birini söylesene. Benim en nefret ettiğim şeylerden biri, birine elini uzattığınız zaman el sıkışmak için o kişinin karşılık vermeyip elinizi sıkmaması. Biliyorum. Ekstrem derecede çirkin ve sinir edici bir olay. Eskiden çok sinirlenirdim. Şimdi yeni bir metot buldum. Elimi uzattığım zaman elimi sıkmayan kişilerin poposuna şaplak atıyorum. Evet. Sanki elimi onun için uzatmışım gibi. Peki, iyi hafta sonları diyebiliriz. Cuma akşamı hafta sonuna hazır olmak için etkileri tartışılmaz. Tabii ki Power FM'de Bay J'nin şovu. Tam eğlendirmeye gelmiş değil mi size? Dikkat ediyor musunuz? Dünyada şu an olan biten her şey... benim programım sırasında oluyor. Ama hazırlıklıyım. Her zaman her şey için. Zaten radyo denen iş disiplin olmazsa zor. Gelecek için bile hazırlıklarımı neredeyse tamamladım. Mesela oğlumun ileride bana soracağı cevaplaması zor sorulara yanıtlar hazırladım. Mesela neden iyi insanların başına kötü şeyler gelir? Oo, çok tatlım. Oğlum diyeceğim, aslında kötü şeyler ilk önce kötü insanların başına gelir. Tabii daha sonra başlarına kötü bir şey gelmiş insanların bunun acısını çıkarmak için gidip iyi birini bulduğundan bahsetmedim. Bunu kendisinin işte okulda bir yerde öğrenmesini istiyorum. Yaşayarak öğrenmek lazım bazı şeyleri. Bazen çocuklara yalan söylemek daha iyi. Mesela ben nereden geldim diye sorduğunda sakın cinselliği ve annesiyle birbirinizi severken biraz aşırıya kaçıp onu doğurduğunuzu söylemeyin. Geçiştirin mesela, ne bileyim, evlatlık olduğunu söyleyin, sonra açıklarsınız. İkinciyi birinciden daha kolay kaldıracağını düşünüyorum.
Burada çocuk gelişimi psikoloğu olmadığımı göz önüne alırsanız, eğer paranız varsa bir dahaki sefere çocuğunuzla ilgili bir şey öğrenmek istiyorsanız, radyoda komedi şovunda duyduklarınızı değerlendirmek yerine bir pedagoğa gidin, olur mu? Geceye bağlantıyı sağlayan akşamın bu önemli yayın saatlerinde bendeniz Bayce ve çalışma arkadaşlarım rakipsiz önde yürüyoruz. Ancak bu yüzden programımıza özen göstermezlik etmiyoruz. Neticede bir numarayız veya değiliz. Bize ödenen bir ücret yok. Zaten var ya, memlekette herkes aldığı paranın karşılığını sonuna kadar vermeye çalışıyor. Herkes kaytarma peşinde ya. Söyledim size, dün babamla buluştuk. Borcum vardı, onu ödedim. Bir şeyler içmeye gittik. Baba oğul bilirsiniz işte. Konu şu, San Francisco'da işte Kaliforniya'da birbiriyle evlenmeye başlayan eşcinsel çiftlere geldi. Ben olabilir dedim. Bu kadar çok istiyorlarsa evlensinler. Neticede adamlar terörist falan değil. Bu kadar tepki gösterecek bir şey yok. Babam çok üzüldü. Bana dedi ki, evlat dedi, bu konuyu başka birinin babasıyla konuşursan sevinirim. Çünkü eğer bunu kabul ediyorsan diyor, sen de eşcinselliğe yatkınsın diyor. Baba dedim, yani sevgililerimi herkes biliyor. İnanmıyorsan karımın benim paramla tuttuğu dedektifin elindeki resimlere bak. 14 yaşında oğlum var. Olsun, deden de aynılarını söylüyordu, sonra bir adamla kaçtı. Allah Allah. Baba bak, radyo camiası bilir. Günümüz Türkiye'sinden çapkın, birlikte olduğu kadın sayısı yüzlerle binlerle ifade edilen ilk onun içindeyim. Nasıl böyle bir şey iddia edersin? Ben sadece hani o insanların da hakları olduğunu söylüyorum. Evlat. Evet efendim babacığım. Bence eşcinselsin. Sohbet etmiş de olabilirsin o kadınlarla. Baba ne yapayım, rapor mu alayım doktordan sana ispat etmek için? Olmaz rapor mu por? Allah bilir, doktorun da senin eşcinsel. Aslında öyle baba, ama iyi bir doktor ne fark eder ha? Fark eder. Ürologsa problem var. Değil babacığım, kulak burun boğazcı. Öpüştünüz mü? Baba nasıl laf o? Ben erkekleri arkadaş olarak beğeniyorum. O bahsettiğin konuda her zaman kadınlarla temas halindeyim. Bilemiyorum evlat. Ben senin babanım. Seni uyarmak görevim. Bu arada çok kilo almışsın ve saçlarını biraz kestir. Her gün biraz daha içinsele benziyor. Neyse oğlumsun, seni olduğun gibi seviyorum. Sevgilin düşünsün, karın düşünsün. You're listening to Bay J on Power FM. Selam millet, Bay J ben, burası Power FM. Türkiye'nin en sevilen radyo istasyonu burası, biliyor musunuz? Ya benim en çok sevdiğim radyo bu. Evet, peki. Aslında burası bir yabancı müzik radyosu. Türkçe müzik çalıp daha büyük kitlelere hitap etmek isterdik. Hayır, yalan söylüyorum, istemezdik. Burası yabancı müzik radyosu. Bunda kötü bir şey yok. Üstelik sizi temin ederim, manyak gibi para kazanıyoruz. Bakın, bu radyo istasyonuyla ilk tanışmam 97 senesi. Nazar değmesin. Hiçbir krizden etkilenmeyen bir radyo olabilir mi ya? Tabii. Şimdi doğruya doğru patronumun 500 trilyon dolar nakit parası olması belki etkili olmuştur bu etkilenmemeden. Ama yemin etti, dedi ki bize, servetimin bir kuruşuna dokunmuyorum sayenizde dedi. Yani yalan söylüyor olabilirim ama geçen gün 4 senedir ilk defa koridorda yanımdan geçerken gülümsedi. Evet, hala konuşmuyoruz ama bir anlamı olmalı bu gülümsemenin. Belki aklına komik bir şey gelmiştir, bilmiyorum, emin değilim. Benim babam oturduğum semte gelmiyor. Bir keresinde bir yazı okumuş. Yaşadığım bölgede, evimin olduğu bölgede biri bir partiye gitmiş. Uyuşturucu kullanmış. Sonra sızdıktan sonra sabah bir uyanmış, böbreği yokmuş. Baba dedim, birincisi hangi salak ne uyuşturucu kullanıp sızmış bilmiyorum. Uyarıcı kullandıktan sonra ağırlık mı çıkıyor? Neyse, artı sen 134 yaşında hangi partiye gideceksin? Organ mafyası ne zamandan beri 226 yaşında adamların böbreğini çalma zahmetine giriyor? Alın size böbrek. En az 15 gün idare eder sizi. Sahibi ölmeden 5 dakika önce çıkarttık. Ölmeden önce çalışan kalan tek organmış. Öyle söyledi. Ölmeden 2 dakika önce yalan söyleyip yaşamdan sonraki yaşamını riske ettiğini sanmıyoruz. Babam annemle çok uzun süre evli kaldı. Bu yüzden böyle oldu. Evliliği tasvip etmediğimi söyledim mi ben programlarımda hiç, size hatırlatayım. Evet. Tabii yaklaşık 25 senedir yapıyorum bunu. Evlendikten sonraki bölümünde daha canhıraş feryatlarla yapıyorum. Yani iki insanın birbirini sevdiğini göstermesi için kuyumcuya gidip pırlanta satın alınması gerekmiyor bence. Onu söylemek istiyorum. Çünkü
Pırlanta yüzüğün bir kullanım alanı varsa o da henüz cinselliğinden sıkılmadığınız bir ilişkinin ömrünü uzatmaktır. Evet, bu kadar. Bahşe, nikah yüzüğünü takıyor musun? Ya hayır, takmıyorum. Balayındayken bir striptizciye hediye ettim. Bahşe, bu yaşta flört etmek nasıl bir şey? Bir kere yaşımda bir şey yok. Taş gibi sayılırım. Yani sayılırım. Yani ne diyeceğinizi bilmiyorsunuz. Belli bir yaştan sonra flört ettiğiniz zaman... Geçenlerde çok uzun zamandan beri ilk defa... Kendi yaşımda bir kadınla flörtleştim. Dörder cümle söyledik ve söyleyeceğimiz şeyler bitti. Yani o noktada ya da çay çok güzeldi, bir ara tekrar görüşelim diye bir daha ölene kadar birbirimizi aramama seçenekleri var. Hadi. Zaten bu yüzden orta yaşa gelen birçok insan berbat evliliklerini bitirmek yerine bu mücadeleye girmektense devam etmeyi tercih ediyorlar. Yoksa sizi sevdiklerinden değil hanımlar veya beyler. Hadi ağlamayın, beni de ağlatacaksınız. Peki tamam, kendinize dikkat edin. Merhaba Bayşe, ben Power FM'de en iyi en yeni müziği dinliyorsunuz. Onun yanında hani etin yanındaki bezelye veya patates püresi gibi işe alındım. Fena gitmiyordu. Ta ki şimdi artık en iyi en yeni müzik benim garnitürüm olmuş durumda. Kusura bakmasın kimse. Adım Bayşe, sülalemin 45 yaşına kadar saçlarını koruyabilmiş tek erkeğim. Ailemdeki bütün erkekler kel, bütün kadınlarda kambur. Bu yüzden kadınların erkeklerin kel olduğundan haberi yok. Evlilikler böyle yürüyor. Ailemin erkekleri çok zeki de değil. Ben gençken bir ara zeka kursuna gittim, ondan böyleyim. En son yılbaşında babam enişteme şey diyor. Oo, peruk takmışsın. Hadi ya, belli oluyor mu? Nereden anladın? Babam şöyle. Yazın keldin. Bir de peruğun fiyat etiketi üstünde kalmış. Aslında biliyor musunuz, biraz babama benziyorum. Yani ikimiz de günün büyük bölümünü üzerimizde kirli bir donla salon kanepesinde oturarak geçiriyoruz. Ama annem ve babamla çok fazla görüşmüyorum, yalan söylemeyeceğim. Çocukluktan kalan bazı arızalar var. Terapistim fazla görüşmesen iyi olur diyor. Haklı olabilir. Her defasında, her özgüvenimi kazanmak üzere olduğumda onlara merhaba demek için uğrayıp işi batırıyorum. Evet. Aile geleneğimiz vardır. Bütün aile toplanıp birimizden biri felç geçirene kadar kavga ederiz. Sonra işte pasta börek filan kesilir. Ambulans, şoförüne de ikramlar filan. Ailemi çok seviyorum. Çok komik tiplerdir. İyi insanlar değiller. Ama gerçekten komikler. İyi tipler olmamaları durumunu bununla telafi ediyorlar. Ben küçükken yaramazlık yaptığımda asla dövmediler. Bir kez bile dayak yemedim ama annem beni çağırıp kucağına oturturdu ve şey derdi. Kocaman bir rehber alıp eline. Evet, gel bakalım senin için yetimhane bakalım. Tamam, dayak dünyanın en kötü şeyi değilmiş. Bunun komik olduğunu ve aynı zamanda komik olmadığını biliyorum. Türkiye'deki yetimhanelerin durumunu da biliyorum. Şimdi daha iyi. Ama bana kızmadan önce şöyle düşünün. Ben yardım yapıyorum. Siz ya bir şey yapıyor musunuz arkadaşlarım? Ya. Ben ara sıra böyle pot kırarım. Bu mesleki deformasyon yüzünden oluyor. Bir şeye çok konsantre olduğunuz zaman, mesela benim durumumda güldürmek oluyor bu. Bazı detayları görmezden gelebiliyorsunuz. Mesela şehrin iki yanını metrobüsle birleştirmeye aşırı derecede konsantre olup İstanbul'a hala bir yerden diğerine gitmeye çalışan yüz binlerce otomobil olduğunu unutmak gibi. Evet, ya metrobüsü ben de kullanıyorum ve büyük bir avantaj, kabul. Ha bu. Evet, metrobüs trafiği rahatlatmadı, insanları rahatlattı. Değil mi? Çünkü misal ben Kartal'da oturuyorum. Sevgilim Mert Erde. Normal hayatta böyle bir şey asla yapmam. İşe gelir bir yanı yok. Yolda giderken 3 sevgili bulma ihtimalim var. Net söyleyeyim. O kadar uzun yol. Neyse, sevgilimi arıyorum ve diyorum ki, yani işte misal 8'de seni alacağım, yemeğe sonra sinemaya gideriz. Arabayla mı geleceksin? Saçmalama Sibel, anlamsız konuşuyorsun. Metrobüs var ya. Allah cezanı versin bence. You're listening to Bay J on Power FM. Kimse var mı? Futboldan hoşlanmayanlar. Ha öyle bir, bu derbiler öyle bir şey ki, mesela Fener Beşiktaş derbisi bütün cumhurlar da izliyor. Alakalı. Ya boş verin. Futbolmuş, modaymış, suymuş, fanatizmmiş, bilmem neymiş. Her şeyin başı sağlık. Ya, yaşlandıkça böyle şeyler çok duyacaksınız benden, biliyorsunuz değil mi arkadaşlar?
Ay. Her şeyin başı sağlık deriz ya. Sonra da kız arkadaşımız terk etti diye her gün bir büyük içip alkol komasına sokarız kendini. Bunları neden yapıyoruz? Sormayın, insanız. Bazı durumların içinden çıkmayı kolay beceremiyoruz ama işin sonunda söylemek istediğim, sağlık önemli. Benim tansiyonum yüksek. Çok uzun yıllardır gözlerim flu görüyor, başım dönüyor. Kim bilir damarlarım ne durumdadır. Yani çok kötü durumda olmasalar bile bana küfür ettiklerinden eminim. En azından şeref diye çağırıyorlardı. Peki Bahçe, niye ilaç almıyorsun? Bilmiyorum, sana bir mucize olmasını bekliyorum ben. Yani insanlığa yön veren, iyilik timsali, karizması ve güzelliğiyle kitleleri peşinden sürükleyen bu harika insan Bay J, aptal bir yüksek tansiyon ve damar tıkanıklığından gidecekse ben o zaman bu dünyanın düzeninin ne olduğunu bilmek istemiyorum, tamam mı? Amcam var, Harun amcam. O kadar çok kalp ameliyatı geçirdi ki şimdi pil var kalbinde. Bize geldiğinde mikrodalga, cep telefonu, PlayStation, DVD player ne varsa kapanıyor otomatik. Ama pil takmaları şart olmuştu. Çünkü o kadar çok kriz geçirdi ki defibrilatörle 12 kez falan hayata döndürdüler. Hatta çok iyi atıyorum, 8.'den sonra sol memesine artı sağ memesine eksi işareti koymuşlardı ki iyice kolaylık olsun artık. Olur mu Bayce? Akü müyüz biz? Vallahi bilemem. Fantezi yapmış Harun amca o zaman. O artı eksi işaretlerin başka bir anlamı var. Ya aslında spor yapmaya başlamıştım. Tansiyonum normale inmişti ama sonra şey diye düşündüm. Zaten egom çok güçlü. Özgüvenim çok yüksek. Ne yaptığımı biliyorum. Zeki ve kendinden eminim. Üstüne bir de yakışıklı olursam, böyle kaslı güzel vücut falan, hangi kızın benimle birlikte olmaya cesareti kalacaktı ya? Oysa ki ben, değil mi? Şey, sizi de çok üzüyor mu ya? Ben kahroluyorum. Güzel vücut, çirkin surat. Nasıl ha? Şey gibi, spagetti çok çok severim ama üstünde bol bamyalı kereviz sosu var. Bay J Show sona erdi.